Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen hafta son ayetimize açıklamasını yaptığımız ayete dönelim, bir mana verip devam edelim. Hazreti İbrahim'in bir arayışı vardı. Allah'ı arıyordu. Tevhid inancına nasıl bir mantıkla, bir muhakemeyle gittiğini, nasıl bir akıl yürütmeyle gittiğini anlattı Yüce Allah. İşte yıldızlara, ayı, güneşi ve Tanrı edinerek, ardından efendim bunların battığını, bunların kaybolduğunu görerek onların Tanrı olamayacağı muhakemesine, akıl yürütmesine vardı ve ardından dedi ki ben gökleri ve yeri yoktan yaratan Rabbime bütün benliğimle yöneldim dedi. Ondan sonra son ayeti kerimeyi veriyorum şimdi. Ondan sonra devam edeceğiz. Ve haccehu gavmu. Kavmi onunla münakaşaya başladı. O da Hazreti İbrahim de demiştik ki onlara, geçen hafta bunu anlattık. Gâle etu acûni fillah. Allah hakkında benimle tartışıyor musun? Allah hakkında benimle nasıl tartışıyorsun? Allah'a konuşuyorum ben, sen benimle tartışıyorsun. Siz benimle tartışıyorsun. Fakat hedani. O Allah ki beni doğru yola götürdü. Beni hidayete erdirdi. Hidayete ermek demek, doğru yola gitmek demek. Beni doğru yola götürdü. وَلَا اَحَافُ Korkmuyorum dedi Hazreti İbrahim. Korkmuyorum. مَا تُشْرِكُونَ بِهِ Allah'a şirk koştuğunuz o sahte tanrılarınızdan korkmuyorum. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا Ancak Rabbim bana bir şey düşünürse, bir şey dilerse o zaman korkarım. Ben Rabbimin değerlendirmesiyle ilgileniyorum. Yoksa sizin sahte tanrılarınızdan hiçbir korkum yok. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Bilgi bakımından benim Rabbim her şeyi kaplamıştır. Benim Rabbim öyle bir Tanrı ki, öyle bir Allah ki, öyle anlatıyor onlara, onun bilgisi bütün kainatı, her şeyi kaplamıştır. اَفَلَا تَتَذَكَّرُ Düşünüp öğüt almayacak mısınız dedi. Hazreti İbrahim'in bu sözlerini Allah-u Teala Arapçaya çevirerek bize ayet olarak gönderiyor. Bunlar Hazreti İbrahim'in hadisleri aslında. Fakat bize ayet olarak geliyor. Bu soruyu sordu onlara. Efelatı dedik yarın, düşünüp öğüt almayacak mısınız? Şimdi burada düşünüp öğüt almak meselesi bütün peygamberlerin dininde yer alan bir ilkedir. Öğüt almak. Peygamberler insanları doğru yola çağırmak için onlara öğüt verirler. Ama bu öğüdün tetezekkeru zikr kelimesinin içeriğinde hem düşünmek var hem öğüt almak var. Böylece düşünüp öğüt almak diye mana veriyoruz. Biz buna veriyorum. Çünkü iki mana da bir arada olsun. Çünkü hem öğüt almak manası var, hem düşünmek manası var. O zaman bu iki manayı bir araya koyup ifade etmenin yolu ne? Düşünüp öğüt almak. Bunun anlamı şu, peygamberler insanlara öğüt verirken onların aklına, onların düşüncesine hitap ediyorlar. Yani yapılan vaaz, verilen öğüt düşünceyi harekete geçirecek bir nitelikte o.
Onun için yani bu tezekkarun, tetezekkarun dediği burada efendim bütün peygamberlerin dinlerinde eğitim amaçlarında yer almaktadır. Ve keyfe, nasıl? Hazreti İbrahim diyor. Nasıl? Ehafu, korkarım. Ma eşrektum. Sizin şirk koştuğunuz sahte tanrılardan ben nasıl korkarım? Böyle bir şey var mı? Ve la tehafune enneküm eşrektum billahi. Ve siz de korkmuyorsunuz. Enneküm eşrektum billahi. Allah'a şirk koşmaktan da korkmuyorsunuz. Mâ lem yunezzil bihi aleyküm sultana. Bu öyle ki bu sizin şirk koşmanızı konusunda size bir delil, sultan, bir delil, bir güç. Sultan aynı zamanda padişah derlerdi ya, bir güç, yani iktidar sahibi manasına. İndirilmedi size, böyle bir delil de indirilmedi. İndirilmediği halde korkmuyorsunuz Allah'a şirk koşmaktan. Fe eyyül ferîgayni ehakku bil emn. Hangi grup güvene daha layıktır? Siz mi ben? Yani Allah'a inanan mı? Allah'a şirk koşan grup mu? Hangisi, hangi grup daha güvendedir? Diye söylüyor Hazreti İbrahim. İn kuntum ta'lemun. Eğer biliyorsanız, eğer anlıyorsanız konuyu, hangisinin güvende olacağını anlayın. Şimdi burada çok ilginç bir kelime kullanmış Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim'in bu konuşuğunu, bu hadisini ayete çevirdi Arapçaya. Hazreti Allah bil en kelimesini kullandı. Biraz sonraki ayette var mı? Ha, lehumul emnu geldi. Bunu gelecek. Aslında bunun bir cevabı bir sonraki ayettedir. Bunun fakat en kelimesini burada açıklayayım size. İman buradan gelir. İman. İman eden adam güvenilen adamdır. İman eden adam güvencededir Allah'tan. Onun için güven kelimesini, emniyet kelimesini bu kelimeden getirmiş. Hani diyoruz ya emniyet müdürü. Emniyet, güven. Emniyeti bozuldu, güveni bozuldu. Bu imandan gelen bir kelimedir, muhteşemdir yani. Yani işte bu rabça oluyor bu kelime. Allah buna rabça manalar yüklüyor. Efendim, onun için iman kelimesi buradan geliyor. Ve bilgi güvene götürmek. Bilgi. Akıl. Bunu Bakara 125'te söylüyor kitap. Bilgiden sonra güveni getiriyor. Cahillerin olduğu yerde güven olmaz. Cehaletin olduğu yerde güven olmaz. Emniyet olmaz. Demek ki bilgi bir topluma güven getirmesi lazım. İman bir topluma güven getirmesi lazım. Onun için Peygamberimiz ne buyuruyor? Kim Müslüman olursa onun elinden ve dilinden insanlar güvendedir. Men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Kimdir Müslüman? Onun elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir. Bak nasıl tanımlamış Peygamberimiz. Ha, dolayısıyla şimdi burada bir soru soruyor Hazreti İbrahim topluma. Hangi grup güvendedir? İn kuntum ta'lemu, eğer biliyorsanız, eğer anlıyorsanız, eğer buna kafa yoruyorsanız. Şimdi bunu siz bilemezsiniz. Ama ben, Allah-u Teala buyuruyor, şimdi tarifini yapıyorum. Hangi grup güvendedir? Öyle kafadan sıkma olmaz. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُ İman edenler وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ
Onlar imanına karıştırmadılar. Karıştırmadılar. Neyi? Bir zulmün zulmü, şirki yani. İman etmiş ama imanına şirki, zulmü karıştırmayan اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ. İşte güven onlar içindir. Bak, cevap verdi. Hangi grup güvendedir? Bir sonraki ayet bunun cevabını veriyor. وَهُمْ مُحْتَدُونَ. Onlar doğru yoldadırlar. Şimdi bu ayeti kerimeyi biraz irdeleyelim. Şimdi bak. Ayette iki yorum getirildi. Nedir o? İman etmiş bir adam diyorlar. اَلَّذ۪ينَ اَمَنْ. İman etmiş. وَلَمْ يَلْبِسُوا. Karıştırmamış. Lebise yelbesu. Aslında libas bundan gelir. Elbise demektir bu. Giydirmek. Giydirmedi. İmanına giydirmedi bir elbise. Ne elbisesi? Bir zulmün. Zulüm elbisesi. Ba. Aslında lebise kelimesi aynı zamanda karıştırmak anlamına da gelir. Böyle her şeyi karıştırmak. Böyle tuzla unu karıştırmak. Suyla unu karıştırmak. Ha bu lebise olarak bilinir. Ama bu lebise kelimesi aynı zamanda efendim elbise anlamına gelir. Fiil olarak kullanılınca elbise giymek anlamına gelir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 24. ayet olması lazım. Araf suresinin ve libasu takva diyor. Libas, elbise, takva elbisesi. Ha, elbise demek ki gruplara ayrı. Bir dışarıdan giydiğimiz elbise avret yerlerini örter diyor Allah-u Teala. Bir de takva elbisesi vardır. İç elbisesi, iç. Gönülde, nefiste, beyinde. Ha o elbise benim için daha önemlidir diyor Allah. O iç elbisesi benim için önemlidir. Ha? Dışarıdan elbiseyi giyiyorsun ama kafanda bir sürü çıfıttıklar var. Ha. Şimdi bak ne diyor orada? Ha bir takva denen bir elbise var. Psikolojik manada, manevi elbise. Manevi, iç bilinç, iç anlayış. Yani biz buna biraz özele indirgesek, iffet, haya elbisesi, iffet elbisesi, namus elbisesi diyebiliriz. Ama sadece bu değil. Yani. O libas, oradaki libas-ı takva dediği, o sadece, o elbise, o nelerden meydana gelmiş o elbise. O elbiseyi dikmek mesele. O takva elbisesine terzi yetmez. Bin tane terzi getirsen de dikemezsin. Sen dikeceksin onu diyor. İçinde. Senin aklın, senin imanın, senin gönlün o elbiseyi dikecek. Olay yok. Şimdi burada velem yelbisu giydirmediler. İmanlarına giydirmediler imanehum imanlarına bir zulmün zulmü giydirmediler. Yani Müslüman bir adam zulüm yapamaz. Yani hak yiyemez. İnsanları ezemez. Siyasetçiyse halkı ezemez. Zulmedemez, haksızlık yapamaz. Bu manaya gelir. İşverense işçisine zulmedemez. İşçi ise işvereninin verdiği emanetlere ihanet edemez. Ben öğretmenim, eğer iman etmişsem görevime zulüm elbisesi giydiremem. Dersimi doğru verin. Ha buraya gelmişsin, ha bak ben emanetçim, bu kürsü bana doğru ders verin. Doğru. Zulüm karıştırma buraya. Karıştırma bu imanına. Müslümanım diye çıktın bu kürsüye. Ne yapıyorsun orada? Sorarlar adam. Biliyor musun? Şimdi bunu bütün efendim sosyal hayatın her cephesine koy. İman etmiş bir adamsın, karını döveyim. Dünya kopuyor.
Üzülme diyorsun. Ne oldu şimdi bu? Hem Müslümanım diyorsun, hem zulüm. O imanına sen zulüm elbisesini giydiriyorsun. Elbise giyeyim, hem de terziyim diyor. Ne terzisesi sen? İmanına zulüm elbisesi giydiriyorsun. Bu manada olduğu gibi karıştırmak manasına gidiyor. O zaman zulme şirk manası vereceğiz. Çünkü inne şirkele zulmün azımdır. Lokman suresinde şirk zulüm. Çünkü Allah'a hakkını vermiyorsun. Allah'ın hakkını gasp ediyorsun. Onun için zulüm yap. Çünkü Allah'ın hakkı onu birlemektir. Allah'ı birlemek la ilahe illallah demek Allah'ın hakkıdır. Sen bu hakkı alıyorsun, şirk koşuyorsun, başka bir tanrı ediniyorsun. Ha? Öyle mi? Ne yaptın sen şimdi? Sen o imanına şirk karıştırdın, zulüm karıştırdın manasına gelir o zaman. Yani bunu biraz daha açacak olursak, şimdi benim oğlum, benim çocuğum benden başka bir adamı baba edinebilir mi? Annesinden başka bir kadını anne edinebilir mi? Eş koşabilir misin sen? Annenin babanın eşi var mı? Sen bunu kabul edebilir misin? Yani babalar, anneler çocuklarının kendilerine eş koşmasını kabul edebilir mi? Sen ne yaptın? Doğurdun. Doğurduğun için eş kabul etmiyorsun. Ben tek anneyim diyorsun. Yeryüzünde tek anne benim. Ben doğurdum. Sancıyı ben çektim diyorsun. Öyle mi? Öyle değil mi? Yani ister mi? Hangi anne ister oğlunun, çocuğunun, kızının başka bir kadını kendine eş koşması? Biz bunu yaşıyoruz ya. Şirk meselesini biz yaşıyoruz ya. Tevhid inancını yaşıyoruz. Peki sen, seni yaratana nasıl eş koşacaksın? Yani. De bana. Ama öyle anlattım onu size ki ha şimdi bu çorbayı yutun yani. Ağzınıza koydum onu. Kaşıyor şimdi. Ben yutacak değilim ona. Siz yutun. Yani şimdi bunu televizyonda bir defa anlattım. Çok telefonlar geldi. Dediler hocam. Mesele anlaşılır. Mesela yani aslında sistem Allah'ın yaratıkları ikili sistem üzerine kurulmuştur da fakat tevhid inancına göre yani dişili erkekli çift yaratmış fakat teklik sistem üzerine yani hiçbir varlık kendine eş kabul ettirmez. Bir aslan bile kendi grubunda dişileriyle ilişki sisteminde başka bir aslanın yanına yaslatmaz. Benim eşim yoktur. Der. Şimdi seni doğuran eş koşmanı istemiyor da yaratan hanım nasıl eş koşarsın sen? Bana bunu söyleyebilir misin? O zaman işte buradaki yelbisiyi karıştırmak manasına alıyoruz. Bu sefer zulmü de şirk manasını alıyoruz. Ha, iman etmiş ama imanına şirki karıştırmamış adamlar diyor. Evet. Ha buradan ne mana çıkıyor? Buradan şu mana çıkıyor. İman ettiği halde şirk koşabilir. Evet. Bütün müşrikler Allah'ı kabul ediyorlar efendim. İyi dinleyin beni. İyi dinleyin beni. Çünkü Kur'an'ın muhtelif ayetlerinden mesela şu anda aklıma gelenlerden bir tanesi Lokman suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayet olması lazım veya 3. ayet. Ve le in se'eltehum ya Muhammed sen o müşriklere sorsan men halakas semavati vel ard gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le yegulunna Allah elbette diyecekler ki Allah yarattı. Baba müşrik Allah'ı biliyor. Allah'a inanıyor. Şeytan Allah'a inanıyor. Niye müşrik oldu? Çünkü Allah'ın yanında başka bir varlığa tanrılık payesi verildi de ondan. Demek ki iman etmiş oluyorsun ama o imanına şirk karıştırabilirsin. Bunun için anlatıyor bunlar Allah. Bu ayetleri niye koysun bunu? Yani bizi eğitmek için koyuyor buraya da. Diyor ki Müslümanlara
Siz iman ettiniz ama o imanınıza şirki karıştırabilirsiniz. Karıştırmadıysa o zaman ulaike lehumul em. İşte o zaman sende güven var. Sen güven senin içindir. Baba. Ulaike işte onlar lehum onlar içindir el emnu güven. Niye? Nasıl oluyor hoca? Ya Rabbi burada iman etmek yeterli değil dedin. İmanına şirk karıştırmamak çok önemli bir olaydır dedin. Ve bu adamlara güven verdin. Nasıl oluyor bu iş? O zaman diyor şirk karışmamış bir imanla bana gelen hem ahirette güvende hem bu dünyada güvende. Şimdi buradan bu ayeti alıp bugüne getiriyoruz. Toplum olarak niye güvende değiliz? Değil mi abi? Yani bu ayeti koyuyoruz şimdi buraya da bu ayeti MR çektiriyoruz. MR çekiyor. Toplumun MR'ını çekiyor. Bugün anne babalar çocuklarından güvende değil. Bugün eşler arasında güven yok. Bugün hiçbir tarafımızda iş aleminde de güven yok. Adam attığı imzanın peşine git. Kimse, herkes birbirine madiga. Herkes sahtekarlık yapıyor. Toplum perişan. Niye? İmanımızda zaaf var da ondan. İmanımızda zaaf var da ondan. İmanımız urlu. Urlaşmış. Şirk karışmış ona. Şirk. Farkında değiliz. Onun için bizde güven yok. Komşu komşudan güvende değil. Öyle değil, yalan. Karı kocasında, kocası hanımında, bilmem gruplar arasında düşünün Türkiye'yi şimdi, güven yok. Bu nedir bu? Allah-u Teala burada reçeteyi çıkarmış, MR'ı çıkarmış. MR'ı okuyorum bize şimdi. Allah okuyorum bize MR'ı. MR'ı değerlendiriyor. Nerede uğur? Uğur imanınıza şirk karıştırıyorsunuz. Onun için size güven vermiyor. Çünkü bir topluma güven Allah'ın lütfudur. Şimdi Çanakkale'ye gidiyorum. Allah izin verirse ayın 20'sinde. Orada bir bildirim. Uluslararası bir sempozyum. Dünya üniversitelerinin amacı ne olmalı? İşte ben de orada Kur'an Üniversitesi'ni anlatacağım. Anladınız mı? Ve burada bir numaralı nedir biliyor musunuz? Barış. İki numara güven. Üç numara huzur. Dört numara ekonomi. Siz bu nimetlerime karşı çıkarsanız diyor Allah-u Teala size açlık ve korku elbisesini giydirir. Allah bize korku elbisesini giydirdiyse memleketimizin bir yerinden bir yerine gidemiyorsak öyle yerleri var ki gidemiyorsun orada. Güven yok. Aynı toprağın insanları kardeşler birbirinden kız alıp verenler aynı Allah'a inananlar birbirini boğazlıyor. Ha Allah'ın bundan haberi yok mu ya zannediyorsunuz? Yok haberi yok. Öyle düşünüyoruz. Olay bu. Bu konuyu Allahsız çözemeyiz. Bu insanlara Allah'a öğretmedik. İnsan kanı dökmenin bütün dünya insanlığının kanını dökmeye eşittir demedik. Öğretmedik. Şimdi Allah-u Teala çok muhteşem bir yer. Bak bu kaç dakikada bunu anlatıyoruz ya. Yarım saat. Şimdi bu ayet imana zulüm karışmıyor.
İman, iman 24 ay olmasan saf, saf altın, saf. Oraya şirk karışmayacak diyor Allah. Karıştırmadın mı sen? Ah benim sana, sana güven senin için. Sana güven veriyorum. Sen benim irademdesin. Benim lütuf ve ihsanımın altındasın diyor Allah-u Teala. Artık korkuyu kaldırıyor bu toplumdan. Sana güven veriyor. Ya kardeşim aslında bu güven veya güvensizlik kendi içimizde ya. Ya gönlümüz, aklımız, nefsimizden güvende değil ki. Nefis her tarafı tarumar diye bomba atıyor ya. Hep bomba atıyor kardeşim. Akıl makıl bırakmıyor ki nefis. Yani bizim içimizdeki devlet var ya, içimizde bir devlet var aslında. Akıl bunun lideri. Akıl, akıl. Bunu bütün dünya filozofları söylüyor ha. Ta eski Yunan'dan İslam filozofları bu söylüyor. Bu. Yani bizim bu beden denen ülkenin lideri, yöneticisi, reisi, cumhur akıldır diyor. Ha, bu akla isyan ediyor nefis. Nefsin hevası diyor ki akla, yok efendim bomba atarım, senin geçtiğin yerde senin güvenin yok. Akıl da korkuyor şimdi. Bu korkunun gitmesi için imanımızda defo olmayacak. İmanımızda şey karışmayacak. O zaman nefsin efendim bombalarında güvende olacak akıl. Anlaşıldı mı? Evet. Ve hum muhtedun. Onlar bu imanına şirk karıştırmayanlar veya imanına zulmü, haksızlığı karıştırmayanlar güvendedir. Haksızlığın olduğu bir yerde güven olmaz arkadaşlar. Bak, adaletsizliğin olduğu yerde güven olmaz. Nokta noktası, bunu değerlendirin. Artık siz doçentsiniz, yoksa profesörlük diplomasını benden alamazsınız. Ve hum muhtedun. Bunlar var ya bu adamlar diyor, imanına şirki karıştırmayan, iman edip zulmetmeyen, haksızlık yapmayanlar var ya, ha bunlar doğru yolda adamlardır. Bunlar doğru yola girmişler. Ha doğru yol demek neymiş arkadaşlar? Saf iman, tevhid inancı saf, temiz, arınmış iman doğru yol demektir. Ha hidayet o demek. Buyurun, buyurun. Buyurun yakın burada, yiyin burada. Aa, eğer bir yerde zulüm yoksa, haksızlık yapılmıyorsa, hidayet orada, doğru yol orada. Hakkın işlediği yerde doğru yol vardır efendim. Hakkın işlemediği yerde. Haksızlığın olduğu yerde doğru yol yoktur. Ha bu Kur'an-ı Kerim'e bakın ya. Ha bu benim küçük kafamla bu kadar anlıyorum ya. Ha bu küçük beynim ya. Ve tilke. İşte bunlar. İşte bu. Hüccetuna. Benim delillerimdir diyor Allah-u Teala. Ateyna ha. Onları verdim İbrahim'e ala kavmihi, kavmine karşı. Yani kavmiyle tartışırken, müşriklerle tartışırken Hazreti İbrahim'e verdiğim deliller bunlardır. Ben öğrettim bunlarla. Allah'tan. Yani o kendisi mi bunları söylüyor bu kelimeler, bu cümleler? Yok yok. Ben verdim ona. Ben öğrettim diyor. Bu delilleri, bu konuşukları ben verdim Hazreti İbrahim'e diyor. Allah-u Teala söylüyor. Nerfa'u derecatim men neşâ. Dilediğimizin derecelerini yükseltir. Vah, vah, vah. Bitireyim ayeti döneceğim. İnne rabbeke hakîmun alîm. Elbette ki senin Rabbin ya Muhammed hakimdir. İşlerini yerli yerinde yapandır. Alimun her şeyi bilendir.
Şimdi burada çok ilginç bir şey söyleyeyim Yüce Rabbim. Dilediğimi yükseltirim. Dilediğime yüksek dereceler veririm. Onları derecelere yükseltirim. Şimdi bunu ferdi manada alabiliriz. Toplumsal manada alabiliriz bu ayet. Şimdi ferdi manada kişileri, fertleri Allah'ın derece bakımından yükseltmesi var. Dilediğini yükseltiyor. Ha, imanına bir defa şık karıştırırsan yükselemez. Yok öyle. Sen pisliksin diyor Allah. Müşriye pisliksin diyor. İnnemel müşrikûne necis. Müşrikler necistir, pisliktir. Onun için Mekke'ye yaklaşmayacaksın diyor Allah-u Teala. Mescid-i Haram'a giremezsiniz. Onun için hacca gidenler biliyorlar. Giderken yolda buradan öteye kafirler geçemez. Ayeti yazmış oraya. Koymuş buradan öteye kafir geçemez. Bu ayetten dolayı bu Tövbe Suresi. Şimdi bir insanın Allah onu tutup yücelteceği, ona derece vereceği kıvamda olması lazım. Yani kul kendisi öyle bir kıvamda olacak ki Rabbim diyecek ki ona, bu kuluna, bu kulun çok aşağıda bu, olmadı şimdi. Bunu yükselteyim. Baba. Bunu yükseltirim. Burada bir soru sorsak, ya Rabbi neyle yükseltiyorsun onu? Onun cevabını Araf suresinde verir. Ne diyor da? Biz ayetlerimizle insanları yüceltmek istedik. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Aman Allah! Ben o ayetlerle insanları yüceltmek istedim. Bu ayetler yücelmek için gönderilmiş. Öyle söylüyor. Ben demiyorum. Ben Allah öyle söylüyor. Ha şimdi. Demek ki bir fert, bir kişi Allah'ın lütfuyla, iradesiyle yücelecek dereceler alacak kıvamda olması lazım. Bir de bunu toplumsal manada düşünürsek, toplumların yücelip insanlığa akıl vermesi, insanlığa ilim satması, bilgi vermesi, danışılan bir toplum haline gelmesi yine Allah'ın dilemesine bağlıdır. Ama o toplum çalışacak, aklını kullanacak, üretecek, araştıracak ki onu yüceltsin. Cahil adamı nasıl yüceltecek? Çalışmayan adamı nasıl yüceltecek? Neresinden tutup yüceltecek onu? Nesi var bu toplumun? Ha? Şimdi dünyaya bakacaksın. Dünyada kime danışılıyor? Kimin aklına dikkat ediliyor? Kim dünyaya bilim satıyor? Teknoloji satıyor? Üniversitelerine bütün dünyadan insanlar gidiyor, bilgi almaya gidiyor. Efendim, bu hale gelmek, yücelmek demektir. Anlıyor musunuz? Yücelmek demek. Gerçek imana sahip olan bir Müslüman, eğer o imanına zulüm karıştırmadıysa, şirk karıştırmadıysa, o insan yücelmeye layıktır. Aklını kullanıyorsa, düşünüyorsa, bilgi üretiyorsa, bilgiyi teknolojiye uyarlıyorsa, yeniden yeniye koşuyorsa, öyle efendim geçmiş bilgileri efendim papağan kuşu gibi okuma abdesti fazı dörttür, abdesti fazı dörttür, abdesti fazı dörttür, abdesti fazı dörttür, 14 asırdır abdestin fazını bitiremedim. Yeni bir şey getirmeyen, yeni bir şey üretmeyen, nasıl Allah tutsun onu da getirsin onu yukarılara? Ezan mı geldi? Ha? Evet.
Bu saat ise de... Bu saat geçti bile hocam. Geçti. Derdimi anlıyor musunuz bilmem. Böyle sesim yükseliyor, anlayın beni de. Biraz anlayın beni. Allah, bak söz veriyor, kendi söz veriyor. Ben, Allah kendi kendine görev veriyor. Allah kendi kendini görevlendiriyor. Diyor ki, ben kullarını dilediğimi derece derece yükseltirim. Allah konuşuyor. Ya Rabbi bunu nasıl yapıyorsun? Ayetlerimi bunun için gönderdim diyor. O şeyde, Arasur. Siz benim ayetlerimi tatbik edin, aklınızı kullanın, düşünün, üretin, bilginin peşine koşun, bilgiye sevdalı olun. Yeni yeni şeyler üretirseniz ben sizi yüceltirim. Ha bu Kur'an bunun için ya. İnne Rabbeke, senin Rabbin ya Muhammed, hakimun. Her şeyi yerli yerinde yapandır. İyi şeyler üretendir. Alimun, her şeyi bilendir. Allah-u Teala, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatih.